Haftalık sinema programı 10 seansından hepinize iyi akşamlar. Ben Evrim Kaya, yanımda Şenay Aydemir ve Hasan Cömert'le beraber hem sinemanın gündemine hem de vizyondaki filmlere bir bakacağız. Önce vizyondaki filmleri görelim. Seht mal, ein Kranich. Wer einen Kranich sieht, begibt sich auf eine lange Reise. Bu hafta sinema severleri vizyonda 5 yeni film karşılıyor. Fatih Akın'ın Venedik'te premierini yapan ve daha çekilmeden tartışma yaratan filmi The Cut Kesik vizyonda. Ermeni katliamını anlatan film sinema çevrelerini çok iyi eleştiriler almasa da haftanın en önemli filmi olarak dikkat çekiyor. The Cut, Mardin'de bir gece askerler tarafından tüm Ermeni erkekleri gibi evinden koparılan Nazarat Manukyan'ın uzun yıllar boyunca ailesini bulmaya çalışmasını anlatıyor. Yat yere, yat! Ara, iyice ara, iyice ara, iyice ara! Eze kalk, Eze kalk! Buradan, buradan yürü! Bir kere de uğraştırmayın, hadi söyleyin. Nerede var silah burada? Haftanın bir diğer önemli filmi Hüseyin Karabey imzalı Sesime Gel. Filmde 60 yaşındaki Berfe ve 8 yaşındaki torunu Jia'nın yaşadığı köyün bütün erkekleri silah sakladıkları iddiasıyla tutuklanır. Jia'nın babası Temo da tutuklananlar arasındadır. Ancak ortada silah yoktur. Bu yüzden Berfe ve Jian bir silah bulmak ve karşılığında Temo'yu kurtarmak için yollara düşer. Ver dengemi Mahmut. Give us the $500,000 or the grown man dies. 2011'in hit komedisi Patron'dan Kurtulma Sanatı'nın devam filminde Nick, Kurt ve Dale patronlar için yine intikam planı hazırlıyorlar. Jennifer Aniston, Kevin Spacey ve Jamie Foxx gibi yıldız isimlerden oluşan kadroya Chris Pine ve Christoph Waltz da ekleniyor. This is about never having to work for anybody ever again. Boom, marker drop. Kidnapping. Çok mutlu olacağız Gülten. Çok mutlu edeceğim seni. Ailelerini ve birçok engeli geride bırakarak bir hayat kurmaya çalışan Gülten ve Fariz'in hikayesini anlatan Uzun Yol'un yönetmenliğini Nihat Seven yaptı. Ben senin için ailemi sildim. Bir hafta içinde borcunu ödeyeceksin. Bir kızı gördün. Yanına gittin. Tanıştın. Samimi oldun. Vay arkadaş, hikaye gel be. Gişede başarılı olan Çakallarla Dans serisinin üçüncüsü bu hafta vizyona giriyor. Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda yine Murat Şeker yer alıyor. Aşığım, aşığım! Aslısın dede! Bu haftanın en çok merak edilen filmi hiç kuşku yok ki The Cut, Kesik. Fatih Akın'ın Ermeni soykırımını işlediği film. 1915'e taze bir bakış getiriyor mu? Vallahi hikaye olarak evet getiriyor. Yani hani filmin kendi şeyinden bağımsız, estetiğinden bağımsız düşündüğümüzde hani bizim açımızdan işte 1915'teki soykırım süreci, işte Ermeni nüfusun Türkiye'nin dışında sürülmesi ve katledilmesi, sonra da gittikleri ülkelerden dünyanın dört bir tarafına dağılmaları ve hani Nazaret Manukyan isimli bir karakterin işte Mardin'den başlayıp Amerika'da biten hikayesini izliyoruz. Ama Fatih Akın sineması içerisinde nerede duruyor bu film derseniz, ben de çok yukarıda bir yerlerde durmuyor. Çünkü birkaç nedenden ötürü filmin olmadığını düşünüyorum. Birincisi, filmin özellikle ilk yarım saat 45 dakikalık bölümünde, yani hikayenin Mardin'de kurulduğu, Nazaret'in işte gözaltına alındığı, çalışma kampına götürüldüğü o bölüm özensiz demeyeceğim ama ikna edici olmaktan uzak. Bu hikayede şöyle bir problem var bence. Fatih Akın sinematografisi açısından bakıldığında da. Bugüne kadarki filmlerinde şöyle bir veriye ihtiyacımız yoktu. Şimdi bir yazı vesilesiyle yeniden Fatih Akın'ın filmlerini izlediğim için bütün filmlerde hikaye ilk 10 dakikada kuruluyor. Bir aile gösteriyor ya da bir kişi gösteriyor.
tak 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 onu ilişkiler içerisine sokuyor. 10 dakika sonra ne olacaksa oluyor ve hikaye başlıyor. Şimdi aynı formülü burada da işletiyor. Yani bir aile gösteriyor, bir topluluk göstermeye çalışıyor. Ve fakat burada asıl belirleyici olan şey hikayenin başladığı yer değil. Hikayenin öncesi belirleyici. Çünkü bizim o dramatik, hikayenin dramatik tarafını alabilmemiz için onların hikayenin, yani hikayenin başladığı andan önceki hayatlarına dair verilerimizin olması lazım. Yani bütün o daha sonraki bölümlerdeki işlerin eklektik duruşu, bazı sahnelerin çok kötü olması bir tarafa, bir türlü karakterin duygusuna giremiyoruz. Ama burada seçilen karakter zorunlu olarak o evrenin, o Mardin'deki dünyasının nasıl bir dünya olduğunu bize vermesi gerekiyor diye hissediyorum. Galiba ilk defa şöyle bir çözüm bulmaya çalışmış kendince. Önceden yazılar çıkıyor. Bir zamanlar Anadolu'da hesabı. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında Türklerle Ermeniler gayet iyi geçiniyorlarmış. Sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeniler bir gecede düşman ilan edilmişler. Sonra kötü olayların başlangıcı gibi bir şeyle. Dediğin şey çok doğru. Çünkü gerçekten herkesin tartışa bitiremediği şey neden, nasıl oldu da bir gecede gerçekten olaylar bu raddeye geldi. Bütün bir hani Türkiye tarihini, Anadolu'nun tarihini karartan, mahveden bir olaydan bahsediyoruz. Bizi buna hazırlamadığı bir gerçek. Ya aslında mesela bence asıl sıkıntı, hani bu dediğin şey tabii ki doğru. Çünkü hani bugüne kadar Ermeni katliamıyla ilgili kaç tane film gördük ki zaten hani. Hani herkesin çok giremediği, ya cesaret edemediği ya da belli sebeplerle filme konu edinmediği bir mesele bu. Şimdi Fatih Akın'ın buna kalkışması, evet, bence önemli. Ama hani dünyanın en önemli meselesini de anlatsa bu filmi iyi yapmaya yetmiyor tabii ki. Hani zaten biraz sorun burada başlıyor. Şimdi Twitter'da biraz baktım hani film hakkında ne denmiş diye. En çok filmin kendisinden ise hani filmin taraf tuttuğu, işte Türkleri kötü gösterdiği gibi hani çok içi boş, hani bildiğimiz yıllardır, yüzyıldır öğretilen işte şeyler söyleniyor. Şimdi aslında filmle ilgili olabilecek en pozitif eleştiriler olmalı halbuki, değil mi? Yani film, evet, Ermeni soykırımını taraflı bir şekilde hani anlatmaya, doğrudan yana, gerçeklerden yana taraf olarak anlatmaya niyetlenen bir film. Bunu görebiliriz. Hani belki hani bence filmin problemlerinden, ilk 40 dakikalık bölümü için problemlerinden bir tanesi de bu. Yani böyle algılanmamak için politik kaygılar filmin estetik kaygılarının önüne geçmiş ilk 40 dakikalık bölümde diye düşünüyorum ben. Aslında yani aslında film niyeti hiç böyle algılanmamak. Yani ama ne yaparsan yap böyle bir meselede Türkiye'de böyle algılayanlar çıkacak. Dolayısıyla eli rahat tutmak lazımdı bence. Zaten bence çıkış noktası ve hani durduğu yer aslında doğru bence, ama sonra senin dediğin kaygılarla mesela işte koyduğu iyi Türkler kontenjanından o karakterler çok sakil duruyor. Hiçbir şekilde hikayeye yerleşemiyor. Diyalogları kötü yazılmış. Ya sırf iyi Türkler de var demek için koyulmuş karakterler olarak göze çarpıyor. Bence Fatih Akın'ın hani yaşamın kıyısında da gördüğümüz üzere temel meselesi bilmediği ve böyle çok ciddi meselelerde hikayeye bence vakıf olmadığı çok açık. Yani tabii ki birileriyle çalışıyor. Hani vakıf olmak zorunda da değil. Ama hikayenin içine giremiyor bir şekilde. Bu çok önemli bir mesele. Hani buna kalkışması değerli ama olmamış. Bence filmin yani izler izlemez daha başlangıcının haritayla başlamasından, hani haritayla açılan bir film ben bir süredir görmüyorum. Hani çok Hollywood'un çektiği, çok kör gözün parmağına şeklindeki filmlerden beri görmediğim bir şeydi. İkincisi İngilizce çekilmesi. Tamam, uluslararası proje, hani belli şartlar falan, ama izleyici olarak bu hani o proje beni çok ilgilendirmediği için İngilizce çekilmesini de yadırgadım, ki diyalogların kötü olmasında bir sebep de ben İngilizce olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü hikayenin politik kısmı, hani ne kadar tökezlese de ikinci bölümde tamamen yok oluyor. Yani ikinci bölümde politik kısım yok. Bir babanın ailesini arama hikayesine dönüşüyor. Filmin güçlü tarafları da orada başlıyor bence. Yani hani karakter Türkiye, o bütün o tehcirle ilgili bölümler atlatılıp karakter Suriye'ye, Kobane'ye geçtikten sonra hani oradaki kamp sahnesinden itibaren hani hem görsel olarak çöl sahneleri mesela çok iyi çekilmiş
sahnelerdi. O kamp sahnesi çok iyi çekilmiş sahnelerdi. Görsel olarak, hani estetik olarak bence eli rahatlamış. Ondan sonra estetik olarak işin politik tarafını hallettiğini düşündükten sonra hani daha rahat bir şey, görsel olarak da film doyurucu olmaya başlıyor ki bence yani ilk 45 dakikalık, yarım saat 45 dakikalık bölümden son Amerika bölümüne kadar gayet iyi gidiyor film. Yani ben mesela orada hikayenin, hem hikayenin akışı açısından hem de hani hem babanın motivasyonu açısından hem de işte Suriye'de o kaybolan insanların bulunması için yapılan şeyler, insanların kaybettikleri insanları bulmaları, oraları çok daha güzel yazılmış, güzel çekilmiş. Hani o aradaki bölüm sinematografik olarak da doyurucu. Ama hani toparlarsam hani baştaki bölüm ikna etmiyor. Sondaki bölüm çok uzuyor. Mesela sondaki bölümün uzaması kabul edilebilir olabilirdi de çok tekrarlarla uzuyor işte galiba. Tekrarlarla uzuyor. Bir de filmin bütününe hakim olan bir şey ikinci yarıda benim daha çok gözüme battı. Alt metin yok. Ne diyorsa karakterler, ne görüyorsak perdede gerçekten de o oluyor. Ve bu şu basitlikte zaman zaman hani kızlarımı arıyorum. Buradalar mı? Hayır değil. Şuraya gittiler. Bir saat önce ayrıldılar. Şuraya bakacaksın. Kızlarım burada da değilmiş. Buraya gideyim filan. Yani sinemanın en büyük gücü bazı şeyleri gösterirken başka bir şeyler anlatmasındaysa bu film başından sonuna. Ama işte Fatih Akın başından beri bunu söyledi. Ben bir tür masal çekmek istiyorum dedi. Ben annemle babamın anlayacağı bir filmle. Sıkıntı şu ki galiba basitleştirmeye çalışırken duygusuna da zarar verdi. Ama ve bilmiyorum yani bizde olan her izleyici de olacak diye bir şey yok. Gerçekten belki de Fatih Akın'ın hedeflediği sıradan izleyici. Yani bu böyle snob bir şekilde söylemeyelim ama. Ama Almanya'da bayağı kötü bir gişe olmuş bildiğim kadarıyla. Yani hani. Şimdi birazcık böyle meta bir şey tartışmaya başlayabiliriz belki bu noktada. Yani bir takım kafa karışıklıkları olmakla beraber başından itibaren bir Türk yönetmen soykırımın 100. yılında Türklere, sıradan Türklere, annesi babası gibi bilhassa ülkücü kökenli olduklarını sık sık vurguladığı Türklere soykırımı anlatmaya çalışıyor. O noktada aslında Alman izleyiciyi hiç çok hedeflediğini söylememişti. Ya, ama bir yandan da ben janra seviyorum, ben janra yapmak istiyorum ve bu bir yol filmi şimdi de dedi. Onun kendi kişisel kaygıları olabilir ama hani mesela bunun için bir belgesel yapılabilir. Şimdi o milyonlarca euroluk bir filmden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla hani ya uluslararası işte, sinema yazarlarından aldığı büyük tepkiler de bu yönde galiba. Fatih Akın en çok güvenilen hani şey yönetmenliği biraz. Hani en böyle en acıklı böyle dramatik sahnelerde Fatih Akın'dan iyi bir şey çıkarmasını bekliyorsun ki hani o en kötü performansı oralarda vermiş. Şimdi spoiler olmasın tabii ki ama beklediğimiz detaylar var işte. Hani katliama dair, işte tecavüz, öldürme gibi sahnelerde Fatih Akın oldukça kötü bir yönetmenlik çıkarıyor. Yani mesela sadece oralar bile biraz daha özenli olsaydı, yani özenli yanlış olabilir, daha iyi çekilseydi film bir nokta daha üste çıkarabilirdi. Filmin kalbindeki hikaye bence iyi işleyebilirmiş, iyi başladı. Kesik hikayesi. Bir kere konuşamayan bir karakter yaratması itibariyle yine çok filmin sırlarını ifşa etmeden söylemeye çalışalım. Hem de o sahnenin işleyişi falan hem çok cesurca hem de doğru düzgündü. Söylediğin gibi bir yerden sonra hani şiddetin, gerçi hani ben ağladım. Ben ilk bir buçuk saat falan çok kopmadım duygusal olarak ama sonlara doğru artık. Bu biraz şeyle beni de ilgili de hani bizim hafızamızla ilgili bir şey belki anlama meselesi ama hani burada kastettiğim şey benim şeyde değil zaten hani meselenin ne kadar vahşi olduğunu hani gösterememiş gibi bir şey değil. Kendi meselesini de etkili bir şey yani etkili bir şekilde geçmiyor. Problem o hani kendi içinde hani bir şeyi eksik anlatmışı kastetmiyorum ben kişi olarak. Anlatmak istediği, tercih ettiği şeyi ilk yarım saatlik bölümde etkili bir şekilde kuramıyor. Yani estetik olarak kuramıyor. Estetik olarak kuramadığı için de güçlü bir şekilde seyirciye geçmiyor. Seyirci o karakterin
yani en azından ben öyle hissettim. Hani o karakterle özdeşlik kurmak ya da o karakterin duygularını anlama konusunda zorlanacaktır diye biraz düşünüyorum. Yani en azından ben öyle hissettim. Genel algım da o. Hani bir de son, bir daha bununla ilgili söz almayayım, çok konuştum galiba. Hani Amerika ile ilgili tekrarlar dışında hani şu da rahatsız etmedi ama hani ne gerek vardı da dedirtti bana. Hani işte oradaki kızılderili kadın hikayesinde hani bakın Amerika'nın Ermenileri de bunlar hani... O paralellik hani, hiçbir yerde işlememiş galiba. Gerek evet. Yok mesela böyle bir şeye hani vurguya da ısrarla da gerek yok mesela hani... Ya ben de hani bitirmek isterim hani Kat'la ilgili. Hani filmle ilgili genellikle bazı sinema yazarları filmin taraf tuttuğundan falan bahsetmiş. Yani böyle bir meselede de hani zaten bırakın taraf tutulsun zaten. Hani yani böyle bir katliamdan sonra nasıl taraf bir... Taraf tutmamak çok kötü bir tarafta aynen. Olmaktır. O da zaten bir taraf tutmak böyle, olduğu böyle için. Böyle bir meselede. Ya bu çok komik kaçıyor. İkincisi de hani bir yönetmenden taraf tutmamasını beklemek de zaten çok abes. Tabii ki bir yönetmen kendi gözü var ve filmine bunu yansıtması gerekiyor. Ya birazcık gene meta bir yere çekelim. Hani Soykırım'ın 100. yılına girmek üzereyiz. Herkesin böyle Obama'nın iki dudağının arasından çıkacak sözcükle başı dertti. Fatih Akın'ın taraf tutmakla suçlanması falan çok açık. Hani bize, biz de biliyoruz. Ama yani Fatih Akın bunu anlatması, işte uluslararası camiaya karşı bizi zor durumda bırakması falan gibi bir noktaya geldi galiba. Ama bir şey kesin, Fatih Akın çok büyük bir adım atmış oldu. Hani Fatih Akın gibi büyük bir ismin böyle net taraf olan bir film yapmış olması. Bence bundan sonra, yani önceki filmlerden hiç konuşamadık. Bugüne kadar Ermeni soykırımını gerçekten anlatan film bir türlü yapılamadı. Taviyaniler mesela, hiç Taviyanilerin elinden çıkmayacak denli. Gene inandırıcı olmayan, gene böyle çok basite indirgen bir sahnelerle dolu. İyi Türkler, kötü Türklerin gene çok tuhaf bir şekilde şablon olduğu bir film çektiler. Atomegoyan'ın gibi öyleydi. Atomegoyan'ın filmi bir de yani bunlar hakeza. Hep büyük isimler hani sinemada. Dokunanın yandığı bir konu ya, galiba. Gerçekten çekilememesi. Çok büyük bir meseleyi anlatmak iki saatte galiba herkesin üstüne yıkılıyor. Yani bir de bence her yönetmenin hani gerçekten kalkışması evet değerli ama üstesinden gelebiliyor mu bir sorun. Fatih Akın'ın filmografisindeki en zayıf iki filminde yani politik filmler olması bence gayet birçok şeyi açıklıyor yani. Yani aynı şablonu mesela biraz önce Hasan söyledi. Aynı şablonu Yaşamın Kıyısında da Al Nurgül Yeşilçay'ın oynadığı karakter, orada kurulan diyaloglar. Yani hani örgütün geleceği buna bağlı diye bir tane tabancayı üzerinden filmin momentini kurmak. O Okan davası yani, hiç geçmedi ya, koca, değil mi Fatih koca Akın'ın? Örgüt bir tane tabanca üzerinden mi çökecek yani? O tabanca meselesi hani, unutulmamışken. Işte, bu da şablon çünkü hani şimdi hani bu da İşte Mahsun Kırmızıgül yazdığında da aynı diyaloğu yazıyor işte. Bir tane canlı bomba hikayesi. Beren Saatinoğlu'nun filmin ismini hatırlamadım da. Yani işte o da aynı kanatları. Gecenin kanatları. O da aynı şablonla de, yazıyor hani, o senaryoyu şimdi. Şablon demişken mesela Fatih Akın müzik konusunda çok iyidir. Bütün filmlerinde müzik hakikaten yine iyidir. Yine Alexander Harke yaptı. Ama bence burada müzik altında. De çok bir tane türkü üzerinden kendini çok tekrar ediyor. Ve i̇yi, hani iyi. Bir nakarat sadece. Türkünün tamamını da görmüyoruz. Türkü biraz Türk olarak. Türkünün düzenlemesi falan bence iyiydi. Yani başka bir filmde çok iyi işleyebilirdi. Ama filmde işte başka ne bileyim çok nakarat da kalıyor ya. Beni biraz zayıf buldum yani. Yavaş yavaş bu filmi toparlayıp bir iki kelime de olsa vizyonda başka en azından bir film daha konuşalım istiyorum. Ben kendim bir şey eklemeden duramayacağım. Atomegoyan Ararat'ı çektiğindeki tartışmalarla hani bu hafta bir sinema programında sakin sakin gün şeyde vizyonda bir de Ermeni soykırımını anlatan The Cut var. Hem bir Türk yönetmen çekiyor. Her ne kadar kendisine yöneltilen tehditlerde Kürt kökenli yönetmendense de 40 yıllık Karadenizli Fatih Akın'a. Bir Türk yönetmen çekti. Ermeni soykırımında estetik zaaflarını tamamen bir tarafa bırakırsak teklemeden kardeşim burada bir soykırım var diyen bir Türk yönetmen çekti. O yüzden bir yerden bir yere de geldik ya. Yine tatlıya bağlamak. Bunlar hep ileri demokrasi. Bunlar hep ileri demokrasi.
Ve bir başka ileri... Bir yerden bir yere geldiğimiz bir başka konuyu. Bir yerden bir yere geldiğimiz bir başka mesele de Kürt meselesi. Sesime gel. Hüseyin Karabey'in filmi de bu hafta vizyonda. Valla işte yani, hani Hüseyin şey Sesime Gel katılabildiği ve katılamadığı festivallerle dolu bir yılı geride bıraktıktan sonra nihayet vizyona giriyor. En son hani Berlin'de başladı bir festival serüvenine. En son Arjantin'de 3 ödül aldı, en iyi film ödülü de dahil olmak üzere. Hani burada İstanbul Film Festivali'nde görmüştüm ben, epey bir süre geçti üzerinden ama yani ben filmin genel olarak filmi sevdim. Bir hani o minimal bir anlatımı seçiyor, öyle büyük bir estetik iddialarda bulunmuyor. Bulunmayacağını da en başta vaat ediyor zaten ama anlattığı hikayesi güzel. Eminim Kürt coğrafyasında böyle binlerce hikaye vardır işte. Hani yaşlı bir kadın, oğlu ve torunu aynı evde yaşıyorlar ve oğlan gözaltına alınıyor ve onun üzerine bir silah yükleniyor. Kadın da bir silah bulursa oğlunu gözaltından alabileceğini düşünüyor ve bir silah aramaya çıkıyor. İşte tanıdığı herkese gidiyor. O torunuyla onun yolculuğunu ve o sırada dengbejlerle temaslarını anlatıyor. Bence hani o Hüseyin'in tercih ettiği o minimal anlatım hikayenin işte o kültüründeki o sözlü anlatım hikayesinin hikayenin hikaye içinde kurulması gibi estetik buluşları falan hoşuma gitmişti. Tek filmle ilgili benim sıkıntım izlerken de hissettiğim filmin hikayesinin doluluğu oranında yani uzundu. Aslında daha kısa olması gerektiğini düşündüğüm bir filmdi. Çok tekrara düşüyor özellikle sonlara doğru. Bu da biraz hem seyircinin temposunu da düşürüyor, filmin temposunu da düşürüyor diye düşünüyorum ben. Bence hani Kürt sineması içindeki yönetmenler, yani Kürt sineması içine dahil edebilecek yönetmenler bence iyi hikayeler buluyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Hani ama bu hikayeyi anlatmak konusunda belli sıkıntılar var. Mesela Hüseyin Karabey bence iyi bir senaryoyla yani başlamış filmine. İşte masalsı bir atmosfer yakalamaya çalışmış. İşte silah bulmaya çalışması, işte Feride Gezer'in oynadığı Berfi Ana'nın hani o tüm saflığıyla, askerlerle kurduğu ilişki falan. Buralar bence senaryoda gayet iyi işliyor ama yönetmen olarak hani bu filmde bir o masalsı dokunuşu bekliyorsun ama Hüseyin Karabey'in hani filme yönetmen anlamda katkısı çok fazla yok. Kamerasıyla sadece Berfi Ana'yı ve Jiyan'ı takip ediyor. Özellikle askerlerle olan bölümlerde o kadar hani meseleyi bize anlatmak için didaktik bir dil kullanıyor ki yani biraz hani onlardan vazgeçseler. Mesela Berfi Ana gerçekten çok tatlı bir karakter ve mizah onda ister istemez doğal mizah işliyor. Mesela biraz daha onun üzerine gitse... Annemin şarkısında olan mizah burada olmuyor mesela. O mizahın üzerine gitse bence daha iyi bir iş çıkarabilirmiş. İyi bir hikaye. Hani biraz daha hani sanki yönetmenlik dediğin gibi tekrar eden yerler biraz kurguda kesilse çok daha iyi bir şey çıkabilirmiş diye düşünüyorum ben de. O zaman vizyon dışına da bir bakalım. Çünkü zamanımız doldu Fatih Akın'ı ve Ermeni soykırımını konuşmaktan. Vizyon dışına bir göz atalım. Bu hafta vizyon dışında 1964 yapımı bir Japon filmi izleyeceğiz, yani önereceğiz daha doğrusu. Onibaba, Şeytan Kadın filmimizin adı. Japonca'da da şeytan kadın anlamına geliyormuş Onibaba. Ben biraz işte araştırdım onu. Hikaye 14. yüzyıl Japonya'sında geçiyor. Savaş ortamı var ve iki ayrı klan imparatorluk için savaşıyorlar ve yaşlı bir kadın
çok da yaşlı değil aslında. Hani işte orta yaşlarında bir kadın geliniyle beraber bir sazlıkta yaşıyor. Oğlunu askere göndermiş, orduya katılmış. Bunlar o sazlıkta savaştan kaçan samurayları öldürüp bir kuyuya atarak onlardan çaldıkları eşyalarla yiyecek takası yaparak yaşıyorlar. Ve bir noktada oğlunun arkadaşı ve komşuları olan genç dönüyor tekrar o sazlıktaki kulübesine ve kadının gelinine asılmaya başlıyor. Burada kadın diye kullanıyorum çünkü isim yok filmde, bir karakter ismi yok. Ve genç kadının aklını çeliyor. Film bir tarafıyla tam böyle yalnızlıktan birbirlerine tutulmuş iki kadının araya erkeğin girmesiyle, ki bunun tersini çok izleriz. Araya erkeğin girmesiyle aralarının böyle açılmasını ve giderek böyle savaşa dönüşmesini müthiş bir gerilimle anlatıyor. Öbür taraftan da Japon halk öykülerinden ve Budist hikayelerinden beslenerek bir folklorik korku hikayesi de yaratıyor. Özellikle bir maske esprisi üzerinden, orada çok detay vermeyelim. Ben filmi izlediğimde gerçekten 1964'te böyle bir Japon filmi çekilmiş olabileceğine hayretler içerisinde kaldım. Çünkü hani kadınların tamamen, hani kadınların başrolde olduğu bir Japon hikayesiydi ki biz genelde o dönemde Japon sinemasından sert erkekleri izlemeye alışız. Oldukça erotik bir hikaye aynı zamanda. Yani görsel olarak da öyle çok iyi kotarılmış bir erotizmi var filmin. Bir de müthiş bir görüntü yönetmeni var. Kiyomi Kurada görüntü yönetmeni. Filmin yönetmeni ise Kaneto Hindo diye herhalde telaffuz ediliyordur. Biraz baktım filmografisine, aslında çok öne çıkan başka filmi de yok. Böyle dünya çapında kült haline gelmiş filmi bu. Yönetmenin şöyle bir özelliği var ama 1912 doğumlu, 2012'de ölmüş, 100 yaşında. Ve 2010 tarihli bir İkinci Dünya Savaşı filmi var. 98 yaşında dahi film çekmeye devam etmiş. Dediğim gibi çok değişik bir film kendi dönemi içerisinde. Bir de şunu da bize gösteriyor. Hani bu 90'lardan sonra çokça izlediğimiz kadınların başrolde olduğu Japon korkularının arkaik motiflerinden bir tanesi aslında. Bir de yani doğru mu bilmiyorum ama bir yorumda da Japon korku sinemasının ilk örneklerinden biri olduğu ifade ediliyordu. Herhalde de öyledir biraz. O bakımdan böyle bugün Japon sinemasını anlamak açısından da faydalı bir eser. Japon sinemasından tak diye Türkiye sinemasına geri dönelim mi? ya şeyi biraz konuşmak istiyorum. Bu hafta European Audiovisual Observatory bir rapor yayınladı. Ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci büyük sinema pazarı Rusya Federasyonu'ndan sonra Türkiye bu rapora göre. Kayda değer tartışılacak birçok veri var. Buna beraber bir göz atalım istiyorum. 2003'ten 2013 yılına iki katından daha büyük bir artış sinema bileti sayısı, 24.6 milyondan 50.4 milyona çıkmış. Bu da yıllık ortalama 7.4 oranında bir büyüme bu yıl, tekabül ediyormuş. Şu anda 53 milyon civarında, büyük ihtimalle 60 milyonu bulacak. Mesela 2014 rakamı 60 milyon lira dayanacak. Ne kadar sevindirici bir tablo. Ayrıntılara bakıldığında dikkat edilmesi gereken neler var? Ya ben biraz hani gazetecilik yapabildiğim zamanlarda da Türkiye sinema ekonomisiyle ilgilenmiştim. Burada şimdi iki türlü bir şey var. Bir tanesi bizim sinemamız açısından. Çünkü Türkiye ve Rusya olması ilginç. Çünkü ikisi de aslında uluslararası kapitalizme son 20 yılda, 25 yılda entegre olmaya başlamış ülkeler. İşte bir Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve bizim de darbeden çıkış ve işte özel liberalizmiyle başlayan ve o işte dağıtım tekelin şeyinin kaldırılması, engellerinin kaldırılması, Türkiye'de yabancı dağıtımcıların şey açabilmeleri, ofis açabilmelerinin önünün açılmasıyla beraber Türkiye'de böyle göreceli olarak önce uluslararası yapımların seyircileri
belli bir oranda arttı. Sonra da 90'ların ikinci yarısından itibaren yeniden ulusal seyircinin salonlara dönmesiyle beraber bir ivmelenmişti. 2004'teki sinema yasasıyla beraber de film üretiminde ciddi bir artış söz konusu oldu. Herhalde gelişmekte olan bir ülke solladığına şaşırabileceğimiz Doğu blokundaki diğer ülkeler. Aynen öyle. Eski pazarlarda da, büyük büyüme oranları anlamsız olurdu. Biraz aslında bakarsan yani Türkiye'nin bu büyük şeyi çünkü şuradan anlayabiliyoruz onu. Yani orantıladığımızda şimdi gelişen bir pazar olduğu için seyirci sayısı her yıl artıyor. Görece ekonomideki iyileşme, sinema, eğlence sektöründeki büyüme daha doğrusu sinema yatırımlarını arttırıyor. Bunlar seyirci olarak da yansıyor ama bunu şuradan anlayabiliriz büyümenin sağlıklı olup olmadığını. Burada da verileri var. Yani kişi başı sinema bileti sayısı 0.7 iken AB ortalaması 1.8. Yani yaklaşık 2. Yani yılda bizde bir kişiye bir bilet düşmüyor henüz. Ama Avrupa Birliği'nde bir kişiye 2 bilet düşüyor. Bu da şunu gösteriyor. Avrupa Birliği ortalaması doymuş bir pazar. Ama bizim pazarın daha büyüme potansiyeli var. Yani en azından bir kişiye bir bilet ortalamasında yükselse bile Türkiye'de 80 milyon bir bilet demektir. Ki bu daha 20 milyonluk bir büyüme anlamına gelecektir. Yani bunun bir taraftan karşılığı bu. Sektörde bir artış göze çarpıyor. 2004 yılında 16 film üretilirken 2013 yılında 87 adet uzun metraj film üretilmiş. Bunların büyük kısmı ortak yapımı olmayan büyük oranda Türkiye yapımı filmler. O konuda ciddi bir eksik göze çarpıyor. Bir de devlet desteği olarak filmlerle bağlantılı faaliyetleri yıllık ortalama 13.3 milyon euro desteklemiş bakanlık ve bunun %50'si film üretimine gitmiş. Avrupa ortalamasının böyle 4 kat falan altında bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi ben hani 2013 yılında Türk filmleri satılan toplam bilet sayısının %58'ini temsil ediyor diyor. Yani bu %58'in de %79'u sadece 10 Türk filmine ait. Hani geri kalanlarla arasındaki uçurum yani beni hep rahatsız ediyor. Yani ben bu nicelikle ilgili şeyleri çok hani sevinenlerden olamıyorum. Yani ne kadar büyüse de hani Avrupa'nın birinci sırasına da geçse pazar olarak ya beni rahatsız eden bir şey var. Çünkü Avrupa'nın ikinci büyük nüfusuyken zaten kaçınılmaz herhalde böyle rakamlar da. Bir de yani Avrupa'da hani mesela lazım. Avrupa'da yükselişin olmamasının bir nedeni onlar bu yükseliş zaten bir süre önce tamamlamışlar. Yani daha üstüne çıkmaları biraz zor. Hani Türkiye yeni yeni sineması genişleyen bir şey. O yüzden hani o kıyaslama ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ama biz mesela geçen şeyi konuşuyorduk. 2000 yılında, 2001 yılında gösterime giren filmler işte Amelie olsun, Amores Perros, Memento bu tarz filmler hep aynı dönemde girdi. İşte Dönüş Yok falan. Hepsinin 50 bini, 100 bin seyirci gördüğünü görüyoruz. Şimdi hani aynı kalibrede hani festival filmi, sanat filmi olarak yaftalanabilecek filmlerin seyircilerine baktığımız zaman korkunç bir rakam var. Mesela o seyirci artık evden izliyor filmleri. Hani hem AVM'ler olması hem fiyatların artması hem de artık daha kolay ulaşabilmelerinin nedeniyle o seyirci evden izliyor. Şimdi buradaki rakamları arttıran seyircinin de sinema seyircisi olmadığını biliyoruz. Yani televizyon seyircisi. Bir ulusal pazar payı çok güçlü. Onun da %79'u en çok gişe yapan 10 Türk filmine paylaştırılmış. Onların hepsi de televizyon seyircisini çekiyor. Yani orada sinema seyircisi değil senin aslında. Senin söylediğin şeyin asıl ya bence temel nedenlerinden bir tanesi burada yine yani gişe hasılatının %52'sini pazar reklam pazarının %85'ini sadece tek bir şirket alıyor. Cinemaximum alıyor ve aslında salonların %26'sı. Çünkü bu bir dönem tekel olup olmadığı çok tartışıldı ve Rekabet Kurulu salon sayılarına bakarak tekel olmadığına karar verdi. Aslında toplam gişede aldığı paya baksaydı ortada ciddi bir tekel. Ve reklam pazarının %85'i evet, gerçekten çok ciddi bir pazar, rakam. Şey, tekel olduğu ortaya çıkardı. Yani dolayısıyla senin söylediğin şey hani bağımsız salonlar azaldı. Bence bizim sinemamızın hani bu ne derler? Pazar payı büyümekle beraber adil bir dağıtım problemi var ve bir de dağılım problemi var. Yani biraz o ekonomik birikimin dağılmasında iki dudağının arasına bakan bir dağıtım var. Tabii sinemaksimuma girememek demek seyirciyle yani seyircinin %52'sini elinde bulunduran bir sinema grubuna da gösterime girememek demek ciddi bir seyirci kaybı
ve aynı zamanda belli yerlere, belli merkezlere ulaşamamak demek şeyler açısından. Atıyorum, eğer siz oraya giremiyorsanız işte Levent civarında, Etiler civarında, Mecidiyeköy civarında hiçbir salon bulamazsınız. Çünkü orada bağımsız salon kalmadı oralarda. Belli AVM salonları absolutely kaldı. Dolayısıyla hani bu ciddi bir problem. Bir de buradaki şeye de dikkat etmek lazım. Yani 2013 yılında satılan sinema biletlerinin %90'ını toplam UIP, Tiglon ve Warner Bros. Yabancı film ve büyük mainstream, yani bu şey blockbuster Türk filmi yapımcıları, dağıtımcıları bunlar aynı zamanda. Dolayısıyla hani bu tekelleşme aslında adaletsizliğin temel şeyi. İşte bununla ilgili yasal düzenlemeler getirilmezse, koruyucu düzenlemeler. Bir de yani Kültür Bakanlığı'nın da iyi kötü bir destek veriyor olması, Avrupa ortalamasının altında da bir destek veriyor olması aslında filmlerin en büyük yapımcılarının, sanat filmlerinin en büyük yapımcılarının Kültür Bakanlığı olduğu anlamına geliyorsa, bunun dağıtımı açısından da söz sahibi olabilecek bir kurum. Zaten tabii hani yani devletin mesela asıl bu dağıtım konusunda bir destek sağlaması gerekiyor. Yani evet, maddi destek konusunda. Öte yandan her dakika bir sansür endişesi, her dakika başka türden müdahaleler endişe ettiği için sektörde bazen de hani gölge etmesin, başka bir şey istemiyoruz noktasına da geliniyor çok kolay. Tabii yani en büyük yapımcısı olduğunuz, yani filmlerin büyük yapımcı ortağıyken o filmlerin nasıl dağıtılacağı konusunda kafa yormuyorsunuz. Sadece destek verip bırakıyorsunuz. Evet mesela. Yani Kültür Bakanlığı şu an çekilen birçok filmi, Türkiye'de işte geçen yıl 87 film çekilmiş galiba, rakam öyleydi yanlış görmediysem. Bu filmlerin en az 40 tanesi, hatta belki 45 tanesi, 50 tanesi belki Kültür Bakanlığı'ndan destek almıştır. Şimdi siz bunları dağıtımcısınız, şey yapımcısınız, en büyük yapımcısı. Ya, dağıtım problemlerinin çözülmesinde de ikinci, üçüncü haftasını yani gören filmlerin rakamları gerçekten içler acısı. Yani ben geceye baktım, üçüncü haftasında sadece 450 kişi izlemiş. Yani çok gerçekten... Ama iki salona düşmüştür muhtemelen. İki salona düşmüştür. Hayır, işte ama üçüncü haftasında bu rakama ulaşması çok korkunç yani. Seyirci işi zor iş yani memlekette. Bunun bir Allah. Seyirci değil, bir seyirci olmasa sinema çok kolay. seyircinin gözü evlerde, ev sinemasında, DVD'de. Biz de haftanın DVD'sine bir bakalım diye ben konuyu gene bağlayayım. Çünkü bayağı içler acısı bir yere doğru gidiyordu. Üzülmeye başladım. Bunu konuşalım. Biraz üzülüyorum. O yüzden DVD'ye bir bakalım. Haftanın DVD'sinde bu hafta Darden kardeşlerin Söz, Oğul ve Rosetta'sı var. Bir film çok güzel bir hareket yaparak hani bu ay gösterime girecek iki gün bir gece vesilesiyle Dardenlerin koleksiyonunu tamamlamamıza vesile oluyor. Aslında Darden kardeşlerin filmografisinde yani benim açımdan hani hiç boş yok diyebilirim. Hani biraz belki bir çocuktur hani burun kırabileceğim. Onun dışında şaka yapıyorsun. Evet. Kavga çıkacak. Benim tek odur yani. Bunu Dardenler programında konuşalım. En sevdiğim sahneyi değiştirip bisikletli çocuktan bir şey alabiliyor muyuz reji? Benim gerçekten bisikletli çocuk dışında da hiç itirazım olduğu filmi yoktur yani. Şaka yapıyorsun. Aynen öyle. Çok sert kavga çıkacak. Bu da Dardenleri. Bu üçlüden en sevdiğim Rosetta'dan biraz hani bahsedebilirim. Çünkü bilmiyorum ben dinlemeyeceğim. Ne söylesem boş galiba. Rosetta hani Dardenlerin o bildiğimiz basit hikayeler üzerinden sistem üzerine çok şey söylediği filmlerin bence en iyisi. Yani 17 yaşında alkolik annesiyle karavanda yaşayan Rosetta işsiz kalır. Film boyunca onun ahlaki seçimlerini izleriz. Ve hani yoksulların ahlaki seçimlerinin ne menen bir şey olduğunu çok etkili bir şekilde gösteriyor Dardenler. Hani iyilik kavramını da içinin nasıl boş olduğunu hani sınıfsal bağlamından koparmadan
gösterebiliyor. Çok ağır bir film. Hani Dardenler'in en kasvetli, en ağır işleyen filmi ama hani gözünü ayıramıyorsun izlerken. Rosetta 1999 yapımı Cannes'da Altın Palmiye almış. Hani Dardenler'in en ünlü filmlerinden bir tanesi. Bu ay gösterime girecek 2 gün 1 geceyle de... Çocuk da aldı. Almadı mı? Almadı. O şeyle Nuri Bilge Ceylan'la Jüri Özel Ödülü'nü ikinciliği paylaştı. Doğru. 2 gün 1 gece de bu sene hani gösterime giren film ve Rosetta ile yakından ilişkili. Yani bu üç filmi de hani Söz, Oğul ve Rosetta üçü de hani arşive alınacak filmler olarak söyleyebiliriz. Siz yine de bisikletli çocuğu mutlaka görmeliyiz. İki kişiyiz şu an hiç denemeyiz. Finali dışında çok, beni çok hani mutlu, takıldığım filmdir. Hiç mutlu son olmasın filan. Yok finalini seviyorum bir tek o ya zaten. Ha. Orada bir bisiklet gecenin benim bölümü işgal ettiğinizi de söylemek gecenin karanlığında yani. Bisiklete bindiği o sahne. Çok, çok pis girdin yani bisikletli çocuğu ama sevmiyorum ağır diye. Ağır tahrik var. Ağır tahrik yani. Var. Tamam bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Sizin bölümlerinizi. Programı kapatmak zorundayım. Şu an artık yapacak bir şey kalmadı. Neyse. Haftaya gelmiyorum. ya evet hazırlıksız yakalandım. Bisikletli sahneden çok sevdiğim bir sahne var ama. Bu 1998 yapımı bir Nanni Moretti filminden kapanışımız. Aprile, Nisan filmi. Aslında bir tür devam filmi. 1993 yapımı Caro Diario, Sevgili Günlüğümün devamı. Nanni Moretti'nin kişisel hikayelerinin artık en kişisel halleri artık sıkılanlar çıkabilirler. Mesela buna bir şey deseydim tartışmazdım. Hani biraz... Ben severim. Fazla çünkü yani bıkmış olabilir insanlar artık Aprile'ye gelindiğinde. Caro Diario'da kendisini anlatıyordu 3 bölümde ve bir bölümünde Vespa'sıyla Roma sokaklarını dolaştığı bir yerde evlere bakmayı, evlerin içini merak ettiğini zaman zaman güzel evlerin bilhassa çatı katlarının, teraslı evlerin. Ve evleri görebilmek için de şöyle yalanlar söylediğini anlatıyordu. Kapıyı çalıp işte ben yönetmenim burada bir film çekmeyi düşünüyorum. Evinize bakabilir miyim? Film nedir deyince de uyduruyorum orada. Mesela işte şey Troçkist bir pasta şefiyle ilgili bir müzikal çekmeyi düşünüyorum diyorum diyordu. 5 sene sonra Aprile'de o Troçkist pasta şefiyle ilgili müzikali çekmeye çalışırken yakalıyoruz Nanni Moretti'yi gerçekten de. Arada fikrini değiştiriyor, çeşitli sıkıntılar, bir yandan yeni doğan çocuğuyla, baba olmayla yüzleşmesi falan filan. Velhasıl ne Troçkist pasta şefi hikayesine tam olarak kanalize olabilir nedendir bilinmez. Ne de o dönem seçimleri takip etmeyi ve Berlusconi'yi takip etmeyi düşünüyor. Ona da bir türlü kanalize olamıyor. Biz sinemanın kendi üzerine düşündüğü filmlerin en eğlencelilerinden bir tanesini izlemiş oluyoruz. Çok büyük laflar etmeden Nanni Moretti'nin ve Vespas'ın peşine takılıyoruz. Şimdi izleyeceğimiz sahnede Vespa ile başlayacağız ve o çekilemeyen Troçkist pasta şefinin hayatını anlatan müzikalden bir danslı, eğlenceli, şenlikli bir görüntüyle kapatacağız. Haftaya görüşmek üzere efendim aynı saatte 10 seansından iyi akşamlar.